Yalnız Kovboy. Evet, duydum. Günaydın Brigade. Ben de seni arıyordum Billy. Biliyorum. Üç gündür tozu dumana katıyorsun. En iyisi seni bekleyeyim de yarım kalan hesabımızı kapatalım dedim. Diğerleri nerede? Ha, onlar önden gitti. Ben sonra size yetişirim dedim. Önce seni gömeyim de. Hadi atına bin bile, geri dönüyoruz. Bunu yapmayacağımı biliyorsun. Başka bir şey yapamazsın. Seninle güneye gelirsem beni asmaya can atanların eline düşerim. Santa Cruz'un orta yerinde adamın birini vurdum. Adil bir de öyle vurdum. Arkasından vurulmuştu. Diğerleri gibi. Beni yakalaman için sana ne kadar ödüyorlar bilmiyorum. Ama buna değmez. Hem de hiç değmez. Seni bedavaya da asarım. Gidiyoruz. Galiba sana küçük bir yalan söyledim. Diğerleri bir yere gitmedi. Saklanıyorlar. Her yerdeler. Buradan kurtulman imkansız. Bak Brigade. Seninle bir derdim yok. Atına binip gidersen her şeyi unuturum. Hiç yaşanmamış varsayarım. Bak ne diyeceğim. Bu ödülü de almayıver. Paraya ihtiyacın yok ki. Zaten kanlı para o. Sana geri dönüyoruz dedim. Galiba beni anlamadın. Bir işaretimle geberirsin. Olabilir ama daha yere düşmeden seni de beraberimde götürürüm. Blöf yapıyorsun. Acaba... Söyle silahlarını atsınlar. Sakın ateş etmeyin çocuklar, işe yaramaz. Bu işi kendi bildiğim gibi halletmeliydim. Arkadan vurarak mı? Hey Charlie! Charlie!
Gidin abim Frank'i bulun. Ona olanları anlatın. Ben bir geydim, beni Santa Cruz'a götürdüğünü söyleyin. Duydun mu Charlie? Her şeyi abime anlatın. O ne yapacağını bilir. Şimdi yola koyulun. Kelepçeyi sıkı tak. Atına bin. Söylesene abim Frank'i tanır mısın? Adını duydum. O zaman Santa Cruz'a varamayacağını biliyorsundur. Wes Kavşağı. Etrafta kimse görünmüyor. Sakın Frank ve bizim çocuklar tepelere saklanmış, gelişini gözlüyor olmasınlar. Hadi gidip anlayalım. Kimse yok mu? Olduğun yerde kal kovboy. Silahını yere at. Bence dediğini yap. Şu işe baksın. Ben biri Gate. Merhaba Bon. Dünya ne kadar küçük, öyle değil mi? İkinizi tepeden inerken gördüm. Ama seni tanıyamadım. Bu civarda her an tetikte olmak gerekiyor. Evden çok uzaktasın. Senin kadar değil. Ben geri dönebilirim. Sen Billy John değil misin? Neden? Adını çok duydum. Ama beklediğimden daha ufak tefek çıktın. Kalıyor musunuz yoksa Santa Cruz'a mı devam ediyorsunuz? Santa Cruz'a gittiğimizi söyledim mi? Hayır. Söylemene gerek yoktu.
Kısa bir süre önce oradan geçtim. Billy John'un birini vurduğunu söylediler. Dar ağacını kuran adam cinayet dedi. Peki durağı işleten adam o nerede? Burada değil. Otlaktaki atlardan birkaçı eksilmiş. Doğu postası gelmeden toplamaya gitti ama bana sorarsan hiç umut yok. Neden olmasın? Apaçiler yüzünden. Zaten okul öğretmeni kılıklı bir şey. Neyse atlarını bulmaya gitti. Burayı sana mı emanet etti? Hayır, pek sayılmaz. Vid! Kadını dışarı getir. Neyse, boş ver. Şimdi hepiniz atlarınızı atlıyorsunuz ve buradan gidiyorsunuz. Bakın hanımefendi. Size ne diyorsam onu yapın. Çok ayıp. Size hiç yakışıyor mu? Vid'le ben kocanız yokken size yardım etmeye çalışıyoruz. Hadi bizim kötü adamlar olmadığımızı söyle ona. Neden buradasın bu? Herkes buraya belli bir nedenle gelir. Senin nedenin ne? Hiç fark etmez. Hepinizin gitmesini istiyorum. Ama gidemeyiz hanımefendi. Daha yeni geldim. Hem kocanızın atları ne zaman bulacağı belli değil. Tek başınıza burada kalamazsınız. Tek başına olmayacak. Öyle mi? Öyle. Batı postası geliyor. Aceleleri var. Wait. Arabaya koşulacak atları getir. Gitmeden önce hanımefendi için atları değiştirelim. Yardımınıza ihtiyacım yok. Belki sizin olmayabilir. Ama arabadakilerim var. Santa Cruz'dan ayrıldıklarından beri sıcak yemeğe ve yatağa hasretler. Yerinizde olsam hazırlık yapardım. Aklından geçeni biliyorum. Whit'le benim aslında posta arabasını beklediğimizi düşünüyorsun. Postayı çalmak veya yolcuları soymak niyetinde olduğumu sanıyoruz. Ama yanılıyorsun. Öyle mi? Kesinlikle. Apaçiler. Sakın buraya gelme. Kadınları göre bir manzara değil. Böyle bir şeye neden gerek duydular? Ya öldürmek için ya da atları almak için. Yakında ortaya çıkarlar. Bizi görünce mi takibi bıraktılar? Öyle görünüyor. Hepimizi öldürecek kadar çoklar. Peki ne yapacağız? Hiçbir şey. Ölüleri gömüp bekleyeceğiz. Ne? Kaçmaya kalkarsak gece bizi tek tek avlarlar. Durağı güçlendirip sabaha bekleyeceğiz. Billy ne olacak? Ne olmuş ona? Santa Cruz'la durak arasında parçalar varken oraya ulaşmak biraz zor olmayacak mı? Oraya gitmeye gerek yok. İşi burada halledebiliriz. İp iptir. Billy Santa Cruz'a gidecek. Hayatın pahasına mı? Hayatın pahasına. Bana kalırsa günaha giriyoruz. Ha? Bunları buraya gömdük ama dua etmedik. Ah boş ver. Artık duaya ihtiyaçları kalmadı. Ha, haklısın. Evet. Ne var? Bunu tahmin etmem gerekir. Neyi? Şu tepeye bak. Savaşa hazırlanıyorlar. Hani Apaçilerle bir anlaşma yapmıştık? O kağıt üstündeydi Bit. Ama aramız iyiydi. Geçmişte birini tanımıştım. Karısıyla arası iyiydi. Sonra bir sabah karısı onu vurdu. Hadi canım. Neden vurmuş? Hiç, kızmış. Apaçiler de kızgın, hem de çok. Ama biz onlara bir şey yapmadık ki. Biz beyazız. Burada işimiz bitti, hadi yürü. Baksana. Sence Brigade niye burada olduğumuzu biliyor mu?
Daha değil. Neyse ki öğrenmesinin bir yolu yok değil mi? Bir tane var. Ha? Ben ona anlatacağım. Ne dedin? Bu gece. Ama sen... Ben senin yerinde olsaydım o küreyi bırakmazdım. İçimden bir ses tekrar ihtiyaç olacak diyor. Yakında. Sanıyorum üç kişiler. Dört. Kahve? Teşekkür ederim. Kocam hala yok. Şimdiye dönmüş olmalıydı. En fazla Dry Fork'a kadar giderim demişti. Oraya kadar atları bulamazsa eve geri dönecekti. Karanlık basmadan burada olacaktı. Bir aksilik çıkmıştır. Beni burada yalnız bırakmazdı. Eminim onun elinde değildir. Yani başına kötü bir şey mi geldi? Ben öyle bir şey demedim. Aslında gelememesinin pek çok nedeni olabilir. Atları bulsa bile tek başına hepsini toplaması epey zaman alır. Hatta sabaha kadar uğraşması gerekir. Baştan hiç gitmemeliydi. Ne demek istiyorsunuz? Atları kaderine mi terk etseydi? Burada söz konusu olan atlar değil, sizsiniz. Ben mi? Sizi kaderinize terk etti. Ben başımın çaresine bakabilirim. Benim olsaydınız buna gerek kalmazdı. Ne demek bu? En başta sizi buraya getirmek gibi bir aptallık yapmazdım demek. Benim kocamın işi posta durağı işletmek Bay Brigade. Daha iyi bir iş bulsaydı. Öyle mi? Ödül avcılığı gibi bir iş mi? Kahve çok güzel olmuş. Bay Brigade... Gidip uyusanız iyi edersiniz Bayan Lane. Sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkacağız. Yola mı çıkacağız? Üç günde Santa Cruz'a varırız. Ama ben... Kocanız sabaha kadar dönmemiş olursa Dry Fork üstünden gider onu da alırız. Ama... İyi geceler bayan. Yıllardır içtiğim en güzel kahve. Bayan Lane çok güzel bir kadın. Anlaşılan apaçlar saldırmayacak. Brigade. Ne var? Sabah dedin ki kimse durduk yere buraya gelmez, hatırladın mı? Evet, haklıydın. İçimden bir ses diyor ki Billy John'la ilgili posteri görmedin. Ne posteri? Rio Bravo'ya kadar olan yoldaki her ağacın üstünde var. Billy'yi getiren kişinin şimdiye kadar işlediği tüm suçlar bağışlanacakmış. Buna inanmayacaksın ama Whit'le ben epey bir süre posterde ne demek istediğini anlayamadık. Sonra Santa Cruz'da incir satan biri bize açıkladı. Devletin şimdiye kadar işlediğin suçlarla ilgili suçlamaları düşürmesi demekmiş. Tek yapman gereken Billy'yi teslim etmek. Senin onu yakalama nedeninin bu olmadığını biliyorum. Ama Whit'le benim size takılacak olmamızın nedeni bu. Abi Frank, Billy'nin yakalandığını öğrenince, kardeşinin asılmasını önlemek için senin peşine düşecek. Ama onu Santa Cruz'a götürebilecek biri varsa o da sensin. Diyelim götürdüm. O zaman benimle temiz bir başlangıç arasında sadece bir kişi olacak. Moon, sen dostum Wild'in gözünü Billy'den ayırmamasını sağla yeter. Çocuğu kaybetmek istemeyiz değil mi? Kesinlikle istemeyiz. Hey!
Onları yanımızda götüremeyiz, bizi yavaşlatırlar. Ama o atları yetiştirmek için... Doğruca bir sonraki durağa gidecekler. Tehlike geçince kocanızı oradan alırsınız. Size şuradaki siyahı ayırdım, ona biner binmez yola çıkacağız. Bayan Lane'le pek anlaşamıyor gibisiniz. Dry Fork'a giden posta yolunu kullanacağız. Dry Fork'a mı? Oradan güneye döneceğiz. Yolun uzatmıyor muyuz? Kadının kocasını almalıyız. Veya ondan geri kalanı. Doğru söylüyor. Sağ olsaydı şimdiye dönerdi. Dry Fork'a gidiyoruz dedim. Bana kalırsa gidemiyoruz. Bakın. Ne istiyor bunlar? Biraz sonra anlarız. Ne yapıyor? Konuşmak istiyor. Burada kalın. Atı varmış, değiş tokuş yapmak istiyor. Neyle? Sizinle. Sizi daha önce burada görmüş. Onun kadını olmanızı istiyor. Peki şimdi ne yapacağız? Suyuna gideceğiz. Suyuna mı gideceğiz? Yoksa bütün kızılderililer başımıza üşüşür. Gelin hadi. Size ne diyorsam onu yapın. Brigade. Kadının saçını Apache'nin kemerinde sallanırken görmek istemem. Umarım ne yaptığını biliyorsundur. O teklifi yapacak, ben de reddedeceğim. Ya sonra? Biraz şansımız varsa geri çekilip sizi bizden uzaklaştırmanın yolunu ararlar. Anlıyorum. Ne olursa olsun sakın önünde ağlayayım demeyin, yoksa hakaret olarak görür. Ben kolay kolay korkmam Bay Brigade. Umarım öyledir. Cesurmuşsunuz. Galiba sen kazandın. Geri dönecek. Tabii onu gerçekten istiyorsa. Hani kolay kolay korkmazdınız Bayan Lane. Getirdiği at benim kocamın atıydı. Thank you.
Kadın için kötü oldu. Kolay toparlanamayacak. Kocasının sağ olabileceğini söyledim ama bana inanmadı. Ben de inanmazdım. Apaçilerin posta arabasındakileri yaptıkları düşünülürse... Apaçinin onu bir atla takas etmek istediğine inanamıyorum. Yerinde ben olsaydım bütün sürüyü teklif ederdim. Çok güzel bir kadın. Hatta gördüğüm kadınların en güzeli diyebilirim. Çirkin sayılmaz. Tabii ki değil. Baksana, neden açık arazide yol alıyoruz? Yerinde olsam tepeleri tercih ederdim. Ve de olsa Billy'nin abi bizden fazla uzakta değildir. Çoktan Valverde'ye varmıştır bile. Billy'nin yakalandığını duyunca zaman kaybetmez. Duyar duymaz yola çıkar. Durum böyleyse yakında bize yetişir. Şu tepenin hemen arkasında Dobby Corral var. Oraya gidiyoruz. O harabenin bizi Frank'ten koruyabileceğini mi sanıyorsun? Şu anda beni endişelendiren Frank değil, Apaçiler. Kutsal topraklardayız. Bize saldıracaklarsa yakında saldırırlar. Sence o dört Apaçi bizi takip mi etti? Başkaları da var. Nereden biliyorsun? Çünkü tepedeler. Sakın durayım deme. Dobby Corral tepenin arkası mıydı? Evet, öyle. Biraz hızlansak mı? Evet. Hadi. Bu bizim damat değil mi? Erkeklerin bir kadın için düştükleri şu zavallı hale bak. Ama onları suçladığımı söyleyemem. Ölüleri tepenin eteklerine yığın. Kolunuz acıyor mu? Önemli değil, iyileşir. Evet, iyileşecek ama temizleseniz iyi olur. Thank you.
5 kişiymişler. Sabah erkenden yola çıkmış olmalılar. Şimdi ne yapacağız Frank? Peşlerine düşeceğiz. Ama hayvanlar çatlamak üzere. Peşlerine düşeceğiz. Sınırsın. Teşekkür etmene gerek yok. İşte bir gariplik var. Nedir garip olan? Brigade'in geceyi burada geçirmek istemesi. Yerinde olsam hiç durmaz Santa Cruz'a varmaya çalışırdım. Belki Apache'ler yüzündendir. Olamaz mı yani? Hayır, olamaz. Başka bir şey var. Ne gibi? Sana delice gelecek ama sanki Frank'in bize yetişmesini istiyor. Ne diyorsun sen? İnatla düz araziden gidiyor. Tepeler yerine düzlükleri seçiyor. Hatta takip edilip edilmediğini bile umursamıyor. Ama neden böyle saçma sapan bir şey istesin ki? Bilmiyorum. Baksana, sakın bizden kurtulmaya çalışıyor olmasın? Nasıl yani? Sonuçta onunlayız. Frank bizi de onunla birlikte sanıp öldürmeye çalışabilir. Hiç böyle düşünmemiştim. Brigade Frank'ten kaçamaz. Bunu o da biliyor. Belki de en iyisi kaçıp canımızı kurtarmak sen. Fırsat varken kaçalım. Hayır, bunu yapamayız. Ama Frank adamlarıyla geldiğinde... Sen hiç Socorro'nun kuzeyine gittin mi? Niye? Orada bir arsam var. Henüz fazla... Arsan mı var? Henüz fazla bir değeri yok. Ama bir çitle çevirip hayvan yetiştirebiliriz. Tek mesele şu. Orada beni asmak için bekleyenler var. Gidersem ölürüm. Ama affedilirsem iş değişir. Ha, şimdi anladım. Ödülden söz ediyorum. Ödülden. Billy'yi kanuna teslim edebilirsek bir daha asla elimizde silahla uyumayacağız. Bir gözümüz hep arkada olmayacak. Göğsünde yıldız olan birini görünce kaçacak delik arayıp ecertelleri dökmeyeceğiz. Bak, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Artık geri dönemeyiz. Dönemeyiz o kadar. Sizce iyileşecek mi? Kaldırmayı başarırsam iyileşir. Bacağı kırık değil. Neden kalkamıyor? Kalkmıyor. Bir daha hiç kalkamayacağını sanıyor. Deneyince canı yanıyor, o da denemiyor. Bir şey yapamaz mısınız? Tek yapabileceğim yanında kalıp ona destek olmak.
Bay Brigade, ben her şey için özür dilerim. Size yük olduğumu biliyorum. Siz orada hayatınızı tehlikeye attınız. Evet, ama işe yaradı. Nasılsın oğlum? Galiba bunu hep biliyordum. Neyi biliyordunuz? Bu işin böyle biteceğini. Kocam buraya gelmemi hiç istemedi. Duraktaki işe atanır atanmaz kasabadaki bir iş için dilekçe verdi. Ama cevap gelmedi. Her ay dilekçenin sonucunu bekledik. Hiç gelmedi. Elimden geldiğince kendimi kandırdım. Yerim kocamın yanı dedim. Ama sürekli post arabasının yolunu gözlüyor, dua ediyordum. Herhalde kocam fark etti. Bisbee'ye gidip bir düzen kurmamı istedi. Orada güvende olursun dedi. Ne kadar çok istersem isteyeyim gidemezdim. Onu yalnız bırakamazdım. Kocam iyi bir adamdı. Evet hanımefendi, iyi biriymiş. Bana Billy'yi niye Santa Cruz'a götürdüğünüzü söylediler. Öyle mi? Onu asacaklar değil mi? Asacaklar. Ama o kadar genç ki. Birini öldürdü. Onu teslim etmek sizi hiç rahatsız etmiyor mu? Etmiyor. Anlamıyorum doğrusu. Para için insan ağlayacak birine hiç benzemiyorsunuz. Ama öyleyim. İyi geceler Bay Brigade. Bayan Lane. Duvarın arkasında size bir yatak hazırladım. Orası daha güvenli olur. Teşekkür ederim. İyi geceler. Ne kadın ama, değil mi? Evet. Kocasıyla bir yıldır o durakta yaşadığını söyledi. Böyle bir kadının senin olduğunu düşünsene. Sadece gündüz değil, gece de. Düşüncesi bile ürpermeme neden oluyor. Kocası öldüğüne göre şimdi ne yapacak? Başkasını bulacak. Ama madem kocasını seviyormuş, dul olarak da yaşayabilir. Öyle biri değil. Bu değil. Bazıları öyledir, tekrar evlenmez. Ama bu değil. Bunun bazı ihtiyaçları var.
Sadece bir erkeğin giderebileceği bir yalnızlık çekiyor. Nereden biliyorsun? Gözlerinde gördüm bir. Gözlerinde dedim. Birgit hala atla mı uğraşıyor? Evet, bütün gece başındaydı. Neden vurup kurtulmuyor anlamıyorum. Bilmem. Beklemek istiyormuş. Hayvanlar insanlara benzer diyor. Sabah güneşinin gecenin acılarını unutturacağını söylüyor. Ayağa kalkacak diyor. Geçimini adam öldürerek kazanan birine hiç benzemiyor. Bay Anley, biraz konuşabilir miyiz? Bilmeniz gereken bir şey var. Abim Frank peşimizde, her an burada olabilir. Geldiğinde kimseyi sağ bırakmayacak. Siz çok iyi bir kadınsınız. Başınıza bir şey gelmesini istemem. Hepsi bu kadar mı? Hayır hanımefendi, bir şey daha var. Eğer bana yardım ederseniz, abim Frank'in size bir kötülük yapmamasını sağlarım. Yardım mı? Evet hanımefendi. Yola çıktığımızdan beri Berigay'ı izliyorum. Gözü hep sizde. Bakışları aç. Eğer siz onu biraz oyalarsanız ben de bir yolunu bulurum. O görmeden buradan uzaklaşabilirim. Ama nasıl oyalayacağım? Hadi ama anlamışsınızdır. Bana kalırsa anlamadım. Ne yapayım? Şansımı bir deneyeyim dedim. Kelepçenin anahtarını mı istiyorsun? Hayır demem doğrusu. Yola çıkıyoruz. Ben senin atını alıyorum biri. Peki ama ben ne yapacağım? Yürüyeceksin. Hayır, hiç sanmıyorum. Hadi çıkar şu kelepçeyi. Yoksa yemin ederim seni gebertirim. Hayır, gebertemezsin Billy. Tabii tüfeği doldurduysan başka. Elindeki benim tüfeğim değil mi? Namluya fişek sürdün mü? Eğer fişek sürmediysen horoz boş hazneye denk gelecek demektir. Bir keresinde at üstündeyken bacağımı vurmuştum. O zamandan beri sadece gerektiğinde fişek sürerim. Yalan söylüyorsun. Bunu anlamak çok kolay. Tetiği çek olsun bitsin. Ben senin beynini dağıtmadan tüfeğe fişek sürecek zamanın olduğuna inanıyorsan çek tetiği. Yoksa önden adam vurmaya alışık değil misin? Şimdi bırak o tüfeği Billy John. Hayır. Sana bırak dedim. Yemin ederim sürmemiştim. Atı vurmamıza da gerek kalmadı. Delisin sen. Thank you.
Kadın sürekli geriden geliyor. Şey diyecektim. Evet. Sağ ol, sen olmasan çoktan ölmüştüm. Seni kalleş çevirmesine izin veremezdim. Neden? Biri senin olurdu. Özgür olmayı çok isterim ama o şekilde değil. Yoksa Frank yetiştiğinde sana lazım olurum diye mi korktun? O da var tabii. Tahmin etmiştim. Şu tepeyi tırmandık mı Santa Cruz'da olacağız. Biz mi? Bak Brigade. Seninle düello etmek bana hiç doğru gelmiyor. Ha. Bir de defalarca söyledim bu sorunu çözmenin başka bir yolu varsa o yolu seçerim diye. Mesela? Şu bilinin karşılığında alacağım para var ya, onu ben vereyim. Hatta iki katını. Biraz zaman alır ama parayı bulurum. Nasıl, posta veya banka soyarak mı? O defteri kapadı. Öyle mi? Mecbur. Bir adam yolu yaraladı mı bu dünyada bir şey olmalı. Sahip olmaktan gurur duyacağı bir şey. Evet öyle derler. Benim bir arsam var. Sığır yetiştireceğim, toprak süreceğim. Kasabada göğsümü gere gere dolaşacağım. Bunun için tek ihtiyacım Billy. Billy John'u Santa Cruz'a götüreceğimi söyledim ve götüreceğim de. Ben söyleyeceğimi söyledim ve rahatladım. Çünkü bana göre insan niye öleceğini bilirse işi daha kolay olur. Gecelemişler. En fazla yarım gün öndeler. Yani sabaha varmadan Santa Cruz'da olurlar. Evet ama olmayacaklar. Ne? Bunu düşünmem gerekirdi. Brigade geldiğimizi biliyor. Oysa hiç acelesi yok gibi. Açık araziden gidiyor. İzlerini örtmeye çalışmıyor. Gerçek gün gibi ortadaydı ama benim körlüğüm tuttu. Doğrusu bir şey anlamadım. Peşinde olduğu Billy değil benim. Ama bir tek Billy'nin başına ödül kondu. Brigade'in derdi para değil. Parayla hiç ilgisi yok. Ona bir kötülük yaptım. Uzun zaman önce. O kadar uzun ki unuttum gitti. Önce Billy John'u yakalamasının nedeninin bu olduğunu sandım. Yani ödeşmek. Ama öyle değilmiş. Peşinden geleceğimi biliyordu. Onu yakalamamı istiyor. Hatta yerini bile biliyorum. Çocuklar atları dinlendirsin. Aceleye gerek yok. Bizi bekleyecek. Thank you.
Hacı. Ha, dua et eski günlerde yaşamıyoruz beni. Jüriye falan gerek duymadan biri geçseni şuracıkta hasarda olur biterdi. Ağaç ölmüş ama zamanında dallarında az insan can vermedi. Öyle değil mi Brigade? Duydum. Hatta birkaçını bizzat sen sallandırmıştın, öyle değil mi? Çok konuşuyorsun bun. Nehir kenarında geceleyeceğiz. Ama dalıngan, çok alıngan. Kes şunu. Sıkıntıdan yapıyorum. Sana kes dedim. O silahı bana doğrultmaktan sıkılmadın mı? Çok yakında indireceğim. Yarın sabah Santa Cruz'da olacağız. Brigade ödül parasını sizinle paylaşacak herhalde, değil mi? Hayır. O zaman niye yardım ediyorsun? Etmiyorum. Bana silah doğrultuyorsun. Benim nedenim başka. Ya neymiş peki? Af tabii ki. Ne? Af mı? Evet, devlet affı. Ne anlama geliyor? Özgürlük. Özgürlük mü? Seni teslim edince bizi affedecekler. Bununla beni. Her zaman kanuna uygun yaşadığımız söylenemez. Eğer seni ipe yollarsak kanunla ödeşeceğiz ve özgür olacağız. Bunun toprağı var. Ne yani? Yani beni... yani beni onlara verince bütün suçlarınız affedilecek, öyle mi? Posterde öyle yazıyor. O zaman ben bayağı değerliymişim desene. Bizim için öylesin. Brigade ne olacak? Ne olmuş ona? Sonuçta beni yakalayan o. Uslu uslu oturup beni elinden almanıza izin verecek mi? O konuyu ben de düşündüm. Hem de uzun uzun düşündüm. Boş ver, önemi yok. Beni Santa Cruz'a götüremeyeceksiniz ki. Frank geliyor olsaydı çoktan bize yetişirdi. Olabilir. Kadına çok yazık olacak. Ne? Frank hiç kimseyi sağ bırakmayacak. Kadından haberi olmadığı için geldiğinde önüne gelene ateş edecek. Bir kadını vurmaz herhalde, değil mi? Bir tek Frank yok ki. Onun adamları da var. Bunu hiç düşünmemiştim. Hadi artık şu tüfeği indir de seninle ben atlara binip sessizce buradan uzaklaşalım, olmaz mı? Bilmem ki. Bir kadının vurulmasını izlemek istemezsin herhalde, değil mi? Tabii ki hayır. Öyleyse? Öyleyse ne bileyim. Of, her yerden çıkmasan olmaz sanki. Silahımı bıraktırmaya çalışıyordu. Bayan Lane nerede? Hemen şurada, nehir kenarında. Bir daha silahını bıraktırmaya çalışırsa tetiği çekiver. Tamamdır. Korkutmak istememiştim. Uyku tutmadı. İyi olmuş. Yarın Santa Cruz'da olacağız, değil mi? Erkenden yola çıkarsak öğleye kalmaz kasabaya varırız. Sonra ne olacak Bayan Bey? Yani size diyorum.
Bilmiyorum, karar vermedim. Buralar erkeği olmayan bir kadına uygun değil. Ben size bakmaktan şeref duyarım. Ben kendime bakarım. Bakın işte bundan hiç kuşkum yok. Daha sizi görür görmez vide dedim ki, başının çaresine bakabilen bir kadın. Bunu gözlerinden okudum. Başını tutuşundan, yürüyüşünden belliydi. Tepeden tırnağa gururlu bir kadınsın. Bir erkeğin sana bakmasından korkmuyorsun. Hakkında ne düşündüğünü, seni ne kadar istediği umurunda bile değil. Diğerleri gibi değilsin. Tutucu kadınlardan söz ediyorum. Her erkeğin ahlaksız olduğunu düşünenlerden. Tanrım, seninle evlenecek erkek uzun soğuk gecelerde yalnızlık nedir bilmeyecek. İyi geceler Bay Boone. Bayan Lane, eğer umudunuzu Brigade'e bağladıysanız hiç uğraşmayın. Çünkü Santa Cruz'a kadar gidemeyecek. Onu öldüreceğim. Dar ağacı. Demek ona bu adı vermişler. Bay Brigade, ne kadar uğraşırsam uğraşayım, bir türlü anlayamadığım şeyler var. Dobby'deyken Billy size silah doğrulttuğunda hayatınızı bunun kurtardı. Evet, öyle. O zaman neden şimdi sizi öldürmek istiyor? Böyle mi söyledi? Evet. Neden? Çünkü Billy'yi istiyor. Billy mi? Yani siz ödül için birbirinizi mi öldüreceksiniz? Bir kemik için kavga eden iki köpek gibi mi? Öyle de denebilir. Evet evet, anlıyorum. Hayır, anlamıyorsunuz. Benim istediğim ne Billy ne de diğerleri. İster yakalansınlar ister ölsünler umurumda değil. Benim istediğim tek bir kişi var. Ondan alacağınız para o kadar çok mu yani? Para bitince başkasının peşine düşmeyecek misiniz? Bayan Lane, bundan uzun yıllar önce Santa Cruz'da şeriftim. Billy'nin abi Frank'i cinayetten tutukladım, jüri suçlu buldu ve Yuma'ya gönderdi. Çıktığında intikam alacağına yemin etti. Çok genç ve vahşiydi. Ve karım vardı, hatta size çok benzerdi. Oradan gitmemizi, bir daha dönmememizi istedi, bana yalvardı. Ama yapamazdım. Sonra Frank'in hapisten çıktığı haberi geldi. Sokakta onu bekledim, gelmedi. Eve döndüğüm zaman karımı bulamadım. Frank onu kaçırmış, sürükleyip zorla buraya getirmişti. Buraya mı? Evet, buraya. Ve onu asmıştı. Wade. Şuradaki tepeye çık. Toz bulutu gördüğünde bana hemen haber ver. Nasıl istersen. Sen. Evet. Bu ligeyi ne zaman halledeceğiz?
Yakında. Biraz düşündüm de ona öyle doğrudan saldıramayız. En kısa zamanda bir plan yapsan iyi edersin. Bence onu iki ateş arasında bırakalım. Brigade gibi bir adamı sırtından vuramam. O zaman uzaktan vuralım. Öyle iyi bir silahşörle teke tek karşılaşmak istemem. Merak etme Vid. Zamanı gelince onu halledeceğim. Umarım bunu. Yoksa Socorro'daki küçük çiftlik hayal olur. Sonuçta ben de senin adamın olacağım. Adamın mı olacaksın? Gençken çok saban sürdüm. Tavukları pek sevmem ama domuzların dilinden iyi anlarım. Orada çok işine yarar. Vid, biz ne zamandır birlikte at biniyoruz? Şey, 2 yıl oldu mu? Şunu 5 yapalım. Yani? Yani sen benim işçim olamazsın. Ancak ortağım olursun. Ortağın mı? Yarı yarıya ortaklık. Ama nasıl olur? Çünkü ben seni severim Vid. Ama ben bunu bilmiyordum. Hadi çık şu tepeye artık. Baş üstüne. Bir kez daha söyleyeceğim Bayan Lee. Size bakmaktan şeref duyuyorum. Brigade'i öldürmenize yardım edeceğim. Sonra da onlar ermiş muradına. Ha? Bir adamın yapmaktan kaçınamayacağı şeyler vardır. Ne kadar uzakta? 2 kilometre. Hatta daha az. Tepenin hemen aşağısındalar. Kaçıyor muyuz, kalıyor muyuz? Seni bilmem ama ben bir yere gitmiyorum. Tahmin etmiştim zaten. Vid, Bayan Lane'e göz kulak ol. Biz bir'e yönelmediğinde anlamam gerekirdi. Asıl istediğim Frank. Ben biliyorum. Kapa çeneni. Sorsa? Kapa dedim sana. Gece Bayan Lane'e anlattıklarını duydum. Frank'i niye yakalamak istediğini biliyorum. Yani? Yani Billy bekleyebilir. Sen işini görene kadar arkandayız. Bak, bu durum hiçbir şeyi değiştirmez. Değiştirmesini beklemiyorum. Atına bin bakalım Billy. Ben, sana ne diyorsam onu yap. Bak Brigade. Hiç şansın olmadığını biliyorsun değil mi? Bir şansım var. Ha? Sen. Aklından neler geçiyor? O tamamen Frank'e bağlı. Daha fazla yaklaşma. Bakıyorum idam hazırlığı yapmışsın.
Yere batası ağaç çoktan devrilmiştir sanıyordum. Kardeşimi bırak. Aklını başına topla, tek başınasın. Bundan o kadar emin olmam. Çalıların arasındaki tüfekli adamı var Frank. Demek öyle. Peki şimdi ne yapıyoruz? Otur ve kardeşinin can vermesini izle. Ciddi değilsin değil mi? Sen öyle san. Billy daha bir çocuk. Adamı öldürecek kadar büyümüş. Peşinde olduğun kişi benim Brigade. Senin kavgan kardeşimle değil. Peki senin kavgan benim karımla mıydı? O olay çok gerilerde kaldı. Çoktan unuttum gitti. Ama benim öyle bir lüksüm olmadı. Beni öldürmesine izin verme Frank. Sabrımı taşırıyorsun Brigade. Beni seni vurmaya zorlama. Brigade, bunu yapmana izin veremem. Vurdun o zaman. İlk silah sesinde Billy'nin altındaki at koşmaya başlar. Boynu kırılmazsa ipi kesmek için gelebilirsin. Tabii hayatta kalmayı başarırsan. Bana fazla seçenek bırakmıyorsun Brigade. Biliyor musun, bir an onu oradan indirmeyeceksin sandım. Ben de öyle. Brigade. Söylesene, Billy'yi senden almanın hiç yolu yok mu? Yani seni çiğnemeden. Bir de ne istersen. Söyle bir de gidip Billy'nin atını yakalasın, yoksa onu Santa Cruz'a kadar yürütmemiz gerekecek. Yani gerçekten alabilir miyim? Senin olsun. Artık benim bir işime yaramaz. Adamın ne dediğini duymadın mı Bit? Git şu atta atları yakala. Baş üstüne. Şu işe bak. Daha bir dakika önce durum başkaydı. Bir dakika sonra bambaşka. Çok garip. Bun. Yeni bir başlangıç istediğini söyledim. Umarım öyle olur. Çünkü olmazsa bu sefer senin peşine düşmek zorunda kalacağım. Bunu aklımda tutarım. Bol şans. Bay Brigade. Bizimle Santa Cruz'a gelmeyecek misiniz? Gelmeyeceğim. Galiba sizi anlıyorum. Anlayacağınızı biliyordum hanımefendi. Hoşça kalın Bay Brigade. Bayan Lane. Nihayet. Geç bile kaldı.